Herkese merhabalar sevgili dostlar. 25 Eylül Pazartesi Bursa Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu seyredebilirsiniz. Elazığ'da da 8 koşu var arkadaşlar. Ee, onu belirteyim. Orada da e, hem dörtlü ve üçlü de iki ayağı da tek geçtik. İlk ayaklarından bahsediyorum. Altılı'da da bir tane tekimiz bulunmakta. Ama diğer ayaklarda da ya 3 at ya 5 at şeklinde bir oyun verdik. Yani küçük kuponlar için de geniş kuponlar için de gayet ideal bir oyun sunduğumuzu belirtmek istiyorum diyorum Elazığ'da. Evet Bursa tahminlerine geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim. Videoyu beğen beğenmenizi rica edeceğim yine arkadaşlar sizlerden. Bildirim zilini açarak bize yine videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Onu belirteyim. Ekstradan destek vermek isteyen arkadaşlarımız eğer şu an canlı izliyorsanız bize yayınladığımız esnada e, biliyorsunuz ki yorumlar bölümü var. Orada e, süper chat süper sticker e, dan bize destek olabilirsiniz. Canlı yayın yorumlar bölümünde hemen aşağıda sağda gözüküyor. E, bu bunun haricinde eğer normal izliyorsanız da katılıyorsa olabilirsiniz. Evet 9 koşu başlıyorum tahminlere. Maiden dışı 2 yaş İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar bu yarışta 8 safkan var. Bizim bu yarış için favori olarak göstereceğimiz safkan performansıyla kendini ispat ettiğinden ötürü Mustafa Çiçek'le Kriptonit 4 numara. Bir üçüncülük bir ikincilik yeterli bir performanstır. Ekstradan ilave yapacağız tabii ki. Sadece bir atla bırakmıyoruz burayı. İsmail Dinar'la birlikte e, Diamante Volente 2 numara Kurt Ekürüsü safkanını ve 1 numara Clever Sprit Hışmacizlikle Kurt Ekürüsü safkanını öneriyoruz. Ki 1 numara yarış görmüştü aslında. 53 günlük bir arası var. Ekürünün birazcık daha safkanı koruduğunu düşünüyorum ben burada arkadaşlar. 53 gün yani bir sakatlık arasından ziyade birazcık daha dinlendirmeye yönelik, hazırlamaya yönelik bir ara gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar 4-2-1 yeterli olur. Ve lakin ekstra at yazmak yine düşüncesi olan varsa tıpkı nasıl Elazığ'da bahsettiğim gibi 3 at ya da 5 at modeliyle ilerliyoruz genel olarak. Burada da 5 ata çıkmak isteyenler Görkem Özçelik The Best Verf'in 6 numara ve Muhammed Mirbilgin ile 300'ler 7 numarayı yazabilirsiniz. 4-2-1 geniş kupon için ise 6 ve 7 ilave. İkinci koşuya geldik 16 handikap 4 yaşlı Araplar 2200 metre Çin pist yarışı son derece uzun bir yarış. Burada düşük kilolu safkanlardan sürpriz gelebilir mi diye bir düşünce eminim sizde de vardır. Ben burada açıkçası bir hafta evvel koşup kazanan Kadir Tokoçoğlu ile 5 numara Önder Han'ı favori olarak görüyorum arkadaşlar. Her ne kadar 2.33 gözükse de en iyi derecesi. Yani mesela 2.29 yapan iki tane safkan var burada. Önder Han'da burada kilo iyi olduğu için kilosu, kilo avantajıyla bu sefer 2200 biliyorsunuz fazla koşulan bir mesafe olmadığı için bu sefer burada iyi bir derece elde edecektir diye düşünüyorum Formdayken 5 numara Önderhan'la başlıyorum. Alternatifte kimdir Önderhan? Rakip hanesinde Mercan Çelikle 2 numara hedefim ve Alican İnci ile 3 numara Afavet değerlendirilebilir. Ama 5 numara alternatif tek olarak da bırakabiliriz. Evet üçüncü koşuya geldim. 17 Handicap 3 yukarı İngilizler. 2200 metre Çin pist yarışı arkadaşlar. Tekrardan bir hatırlatayım. Eğer canlı olarak izliyorsanız bizi e, yorumlar bölümünde arkadaşlar süper chat süper sticker destek olabilirsiniz. Normal izliyorsanız da katılıyorsa olabilirsiniz. 17 Handicap 3 yukarı İngilizler. 2200 metre Çin pist yarışı arkadaşlar. Beş, e, burada üçüncü koşuda 5 safkan start alacak. Biz bu koşu için arkadaşlar kalitesi itibariyle fark yaratmasını beklediğimiz bir isim. Ee, Run for Happiness 1 ee, numaralı Safkan Kadir Topoçoğlu ile birlikte 29 günlük bir ara verdiği için bu yarışta e, tam formda gelecektir diye düşünüyoruz. Fakat tek değil bir numara Run for Happiness favorimiz olmasına karşın şu kiloda start alan çok ciddi isimler var burada. Ee, mesela Çetin Okla, Swaps, 3 numara ve Onur Yıldız'la Merdokan 5 numara. Bu iki ata da dikkat etmekte fayda var. İkisi de çok formda geliyorlar ve kiloları çok düşük. Ee, burada 1-3-5 oynanabilir arkadaşlar. Geniş kupon 1-3-5 diyoruz. Ee, yani tabi 5 atı yazmak gibi bir düşüncesi olan varsa bu bir tercihtir yapılabilir. Ancak ben yine de şöyle izah edeyim. Küçük kupon için 1 numara alternatif tek olacak. 1-3-5 bizim geniş kuponumuz olacaktır. Bütün atları yazarım diyen varsa biz tavsiye etmiyoruz ama e, oynanabilecek bir oyun tercih olduğu için yapabilirsiniz. Dördüncü koşu Maiden Dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı 8 safkanlı bir mücadele arkadaşlar. kurt üresinin burada e, son derece ayrı bir şekilde 3 farklı isimde start aldığını görüyoruz. E, bu tabii ki taktik açısından onların elini kuvvetlendirse de e, burada altılı oynayan bizlerin birazcık elini zayıflatacaktır. Çünkü daha fazla at yazmamız gerekebiliyor. Şu an bu yarış için arkadaşlar Kurtarı Küresi'nin en öncelikli olabileceğini düşündüğüm safkanı konumunda olan isim e, The North 7 numara Nevzat Avcı ile birlikte start alan safkan. 53 güne ve Çin pist düşüncülüğü vardı. Burada kuma getiriyorlar. Bakın tıpkı bir önceki e, yarışta da olduğu gibi ya bundan bir önceki yarışta değil bir önceki Kurtarikülüs'ün safkanının koştuğu yarışta olduğu gibi bahsetmiştim. 53 günlük bir ara orada da aynı ara vardı. Yani bilinçli olarak bir bekletme var. Özellikle safkanı korumaya yönelik e, yapıyorlar bunu. E, gayet de doğru bir hamle olduğu kanaatindeyim. Burada da ben bir problem yaşamadan koşacağını düşünüyorum. 7 numara The ile başlıyorum. Sonra son dönemde iyi performans sergilediği için 1 numara Sirilla bu safkana fırsat vereceğim. 7 ve 1'i yazdıktan sonra arkadaşlar 3 numara Hard Hunter ve Wish Come True 8 numara bu iki kurtar safkanında safkanını da yazabilirsiniz. Yani 7 1 3 8 şeklinde bir sıralamayla oyunumuzu veriyoruz arkadaşlar sizlere. 7 1 3 8 bizim buradaki tercihimizdir. 5. koşuya geldim 14 handikap 3 yaşlı Araplar 1500 için pist yarışı arkadaşlar 13 adet safkanın mücadelesini izleyeceğiz bu yarışta ee, biz şöyle bir değerlendirme yaptık Kadir Tokoçoğlu ile birlikte Kral Arek 7 numaralı safkan favorimizdir. Mahmut Turan'la Rüzgar Kanat 8 numara ikinci at önerimizdir. 3. at olarak 15 gün evvel yine koşup kazanan Onur Yıldız'la Bazilo'yu değerlendiriyoruz. Burada kilo olarak 4 kilo fazla koşacak ee, diğer iki rakibine kıyasla bu yüzden 3. safkan olarak verdik. 7-8-1-3 atlı oyun önerimiz var. Burada geniş kupon önermiyoruz ama illa yapacağım diyen varsa da 4 numara Kızıl Gezegen Mustafa Çiçek idaresinde ve bir de sürpriz denemesi olarak Nevzat Avcı'yla belki son şampiyon 10 numara yazılabilir arkadaşlar. Bunlar ekstradır. 3 at yeterli olacaktır bence burada. 6. koşuya geldim. Şart 5. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre Çin pistleri arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 7 adet safkan bulunmakta. Bizim sizlere bu koşu için tek önerimiz ya biliyorsunuz alternatif tekimiz zaten vardı verdik. Burada da esas tekimizi veriyoruz. 1.27 99 derece görmüş olan Nevzat Avcı ile 4 numara İsem Buga bizim buradaki banko tekimizdir. 14 gün evvel de son çim yarışını yine kazandı. 1.27 99 da derecesi var bu mesafede bu pistte. 4 numara İsem tek. 4 arkası 1. Sıralı ikili isteyen arkadaşlarımız için en muhtemel oyundur. Auckland 3 numara ne yapacak? O birazcık tabii ki yarışın kaderini etkileyecektir ama 4 arkası bir en muhtemel sıralı ikili olarak gözüküyor. Extraction ikincilik için en ciddi aday Cemal Paso ile birlikte. 4 numara tek dedik. Geçtik 7. koşu. Manyas Kuş Cenneti koşusu 5 safkanlı bir yarış. Kısa vade 6-2 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak. 5 safkan içerisinde arkadaşlar favorimiz 2 numara Hadef. Özcan Yıldırım idaresi de start alacak olan safka 13 gün evvel de ikinci olmuştu. Ki bizim orada da değildi Son yarışlarında hep öneriyoruz bu safkanı. 4 defa kazandı. Yani 2 numara Hadef ikinci altılı için bir alternatif tek olabilir. Fakat çok ciddi bir rakibi var. 1 numara Layim Pekan. Yani 1 numarayı da burada yazmakta fayda görüyorum. Bu yüzden burayı 2-1 yapıp 2 safkanla geçmenizi tavsiye edeceğim. 2 safkanda yani evet bir alternatif tek kadar e, bütçeyi rahatlatmayacaktır. Ama yine de 2 at yaptığınızda da bütçeniz emin olun ki bayağı bir rahatlamış olacaktır. 3. bir at gerek olacağını düşünmüyorum. Ama hangi at 3. olur diye bir e, düşüncen var mı diye sorarsanız 3 numara ara kaskanın üçüncülük elde edeceğini düşünüyorum bu yarışta. 1-2 Hadef ve e, Lain Pekan arasında olacaktır. Yani burada ikili oynayamıyoruz. Sıralı ikili var. O yüzden iki arkası bir en muhtemel. Sıralı ikili ancak altılı ganyan için 2 ve 1'i bir arada yazmanızı tavsiye ediyorum. İsteyen 2 numara alternatif tek atabilir. 8. koşuya geldik. Kısa vade 8. 3 çıkar İngilizler. 1400 için pist yarışı arkadaşlar. 1 numara Özcan Yıldırım'la Make a Fire'la başlıyoruz. 5 numara Zorro. Hışman çizikle devam ediyorum burada. Ee, sonrasında arkadaşlar verdiği 73 günlük araya rağmen Cemal Paso ile Cafer ve 3 numaraya şans vereceğim. Sürpriz olarak değerlendirebileceğimiz bir isim. Nevzat Avcı ile 2 numara Rotavator olur burada. Ee, Kadir Tokoçoğlu ile Melina Hanım birazcık daha geri planda kalsa da son tercih olarak belki düşünenler olabilir ama ya böyle boyun yaptığınızda King Poro'ya yazıp 6 ata kadar çıkmış olursunuz. Onun için önermiyorum. Buradaki tercihim şöyle arkadaşlar. Ee, 1 numara Make a Fire. 5 numara Zorro, 3 numara Cafer Bey bu üç at yeterli olur. 4. at olarak da 2 numara Rotovatörü değerlendirdiğimi ekstradan belirtmek istiyorum geniş kupon oynayan arkadaşlarımız için. Evet geçelim 9. koşuya. Son yarış 15 handikap dişi. 3 yaşlı İngilizler 1500 çim pist yarışı arkadaşlar. Mustafa Çekli, Kürmara, Sawyer'de Paris ile başlayacağız. E, Tugay Alıcı ile Rainbow Spirit 7 numara. Kurtel Ekürüsü'nün dağırdaşı olan bir safkan. Ki zaten burada gizli ekürüsü konumunda. Onur Yıldız'la 11 numara Northern Lakes de startlı. Bu safkanı da öneriyoruz. 11 numara Northern Lakes'i de yazmanızı tavsiye ediyoruz. Sonra Selim İpek ile Vefa İbrahim sahibi olduğu Bivish 9 numarayı yazmanızı önereceğiz. Daha sonra 8 numara Rocket Science, Nevzat Avcı ile idaresini burada size tavsiye ediyoruz. Bunların haricinde fazladan bir at yazma düşünceniz varsa istediğiniz herhangi bir safkan ilave edebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Eğer canlı izliyorsanız süper chat, süper sticker bize destek olabilirsiniz. Yoksa katılıyor olarak destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip arkadaşlar yeni destek olabilirsiniz. Bir de bildirim zilini açarsanız videolardan anında haberdar olacaksınız diyorum. Elazığ tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.